ettim karşıki dağlar. Cenderme, cenderme, hop! Cenderme, cenderme, kız sana dedim yer. Bana bak, burada ikimizden biri fazla, sen susacaksın mı? Kapayacaksın da çeneni. Vallahi çok anlayışlıymışsın kardeşim. Elim küçük karakola gönderme, gönderme, ho, gönderme. Müzik istiyorum, müzik. Kız ben sana demedim mi? Yer ben sana demedim mi? Ya Allah'ım ya. Ya yıllar sonra bana bir kardeş verdin. Harbi de sabır ver. Nasıl? İyi mi? Harika. Sen sormadan ben sorayım. Niye kapattın CD'yi? Ne CD'yi kız? Kimin CD'yi? Tamam tamam. Hiçbir şey sormadım. Sen ne yapıyorsun öyle yüzüne? Görmüyor musun? Makyaj. Görüyorum. Makyaj mı? Bu kadar boyayla bizim köydeki iki katlı ev bile boyanırdı be. Bak şimdi. Biz şöyle tükürükle kaşlarımızı kaldırırız güzelce. Sonra da şöyle anam. Vurduk muyduk al al olur. Al sana makyaj. Sizin köyde öyle yapılıyor. Burada bu makyaj malzemeleri olmadan olmaz. Doğal makyaj olur mu hiç? Sen yemek yerken doğal olsun diye dikkat ediyorsun da makyajın da niye doğal olsun istemiyor? Her konuda bir fikrin var değil mi? Her konuda bir fikrim var. Sen yemeklerin lahit olsun diyorsun, şöyle olsun, böyle olsun diyorsun. Makyajın da lahit olmalı. Sen hiç böyle makyaj yaptın mı? Yok. Yap da ondan sonra konuş. Gel, sana da yapayım. Yok, istemem. Aa, ne var canım bunda? Alt tarafı makyaj yapacaksın. Yok canım, ne gereği var? Ben böyle iyiyim. Vallahi billahi kardeşim, dur kız yapma. Ya dur Nazlı'yla, belki çok seveceksin. Yine isteyeceksin. Dur, vallahi istemem. Bırak ya, dur. Ya dur, nasıl olacağını merak etmiyor musun? Ya etmiyorum, biz bu kınayı koydu, ellerimize yakaldık. Bırak kız. Tamam işte, bu da kına gibi bir şey. Dur. Kız istemiyorum diyorum. Oy. Ne vardı? Yine kapıları dinliyordun değil mi? Yok canım. Aha bu kapı. Bu kapı sizin kapı. Tamam. Ben hiç fark etmemişim. Kime niyet, kime kısmet. Dur bakayım. Hürmetli Yonca Hanım, nelisiniz? Sonra esnaf benim öyle görebilir. Benim hakkımda kötü düşünebilir. Os, bir daha kapı dinlememeyi öğrenirsin. Ay çok güzel oldun. Yonca kardeşim, sen hoş denge haddini bildirirken ben dışarıda azıcık hava alayım. Hiçbir yere gitmek yok. Ama uzattın ya, alt tarafı bir uçuracağım. Bak, bu şenge bile ne kadar yakıştı. Az evvelki kavga ve telaş bunun içindi. Bir de bizi dinlemiyorum diyordu. Görüyor musun? Yok canım, kapının kapağından geçirdim. Sessiz kulağıma tesadüf eyledi. Size hoş denkle iyi muhabbetler. Ben kaçayım garip. Hiçbir yere gitmiyorsun. Sana da benim gibi makyaj yapacağım. Hürmetli Yonca Hanım, bana sorarsanız sizin makyaj yapmanıza hiç gerek yoktur. Yani maşallah yüzünüz çok doludur. Yanaklar al aldır. Yani bir içim su kimisiniz. Sizi her kim içerse çok bahtlıdır hayvanlar. Hüseyin ne diyorsun sen? Yok canım. Yani ben makyaj yapmanıza hiç gerek yok demişim. Tabii bu vaaz herkes için geçerli değil. Mesela hürmetli Gonca Hanım kimi çirkin kimseler muhakkak makyaj yapmalıdır. Sen kim oluyorsun da benim kardeşime hakaret ediyorsun ha? Çık dışarı. Ben neyden diyorum Etmiyonca Hanım? Çık! Rica ederim. Aman sen bakma Hüseyin'in dediklerine. Yok canım, bakmıyorum, ne bakacağım. Allah'ım hoş denge. Ne diyorum biliyor musun? Sana da şöyle bir şeyler giydirelim. Güzel bir bakım yapalım. Gör bak sen de nasıl değişeceksin. Yok canım, duydun işte. Eşeğe altın semeye vursalar eşek gene de eşektir. Saçmalama. Çirkin kadın yoktur. Bakımsız kadın vardır. He, kadınlar çiçektir, su ister. Ben onu gördüm televizyonda, reklamlarda. Ya sen ne bakıyorsun Hüseyin? Sen benim bir tanecik kardeşimsin. Sana çirkin diyecek adam mı ben mahvederim. Kardeşim, sana azıcık benzesem ben de güzel olurdum herhal. Ama ne yapalım? Allah beni böyle yaratmış. Bir bildiği vardır herhal. Neyse, ben de bakkala gideceğim. Senin layhıt yoğurdun da köpekli ekmeğin kalmamış. Gonca. Bu bal, bu da kahve. Hepsi tamam. Ne kadar tuttu? Hepsi 7,5 milyon. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Pervin Hanım. İsterseniz evinize kadar götürüvereyim bunları. Yok canım. Bu kadar şey için zahmet etmenize gerek yok. Zahmetin lafım olur. İsteyin sizi sırtımda götüreyim.
İlahi, çok şakacısınız. İyi günler. İyi günler. Of be, ne kadın. Çok güzel be abi, manken gibi vallahi. Böyle kadınlar gelince hem insanın gözü gönlü açılıyor... ...hem de dükkanın beti bereketi artıyor be. Doğru söylüyorsun vallahi. Allah günah yazmasın ama... ...kadın çirkin oldu muydu... ...insanın da dükkanda tadı tuzu kaçıyor. Kardeş, bir tane lahit yoğurt, bir tane de köpekli ekmek ne kadar? 4 milyon. Buyur. Şey, istersen beni sırtında götürebilirsin. Anlamadım. E demin kumuşları istersen seni sırtında götüreyim dediydin ya... ...ben istiyorum, beni sırtında götür. Şey, onu şaka mahiyetinde dedim. Tabii, o kadındaki cilve bende olsa beni pazara kadar değil... ...Fizan'a kadar taşırsın değil mi? Manyak. Ne diye sokağa çıkıyorlar ki bunlar? Madem güzel değilsin, biraz sürsürüştür be kadın. Niye o da benim gibi değil be dadım? Ya benim için bir problem yok. Ben onu bu haliyle de seviyorum. Hatta bu haliyle daha fazla seviyorum. Ama o kendisini üzüyor. Ne yapmalı bilmem ki. Merhaba hocam. Merhaba. Ya kusura bakma rahatsız ettim biliyorum ama ben de kalmamış. Sen de limon var mı diye soracaktım. Var. Kaç kilo? Bir tane. Senin canım bir şey mi sıkıldı? Çok mu belli oluyor? Biraz. Yani limon istediğimde bana biraz evvel kaç kilo diye sordun da. Ha. Yok bir şey. Yani aslında var bir şey. Gonca'ya üzülüyor. Yoksa bir şey mi oldu hocam? Yok canım, korkulacak bir şey yok. Yani genel manada söylüyorum. Nasıl anlatsam? O ve ben. Biz ikiziz. Hatta onun deyimiyle Zeki Alasya ile Metin Akpınar gibi. Ama bana hiç benzemiyor. Ve güzel olmadığını düşünüp üzülüyor. Eyvallah ama bu çok yanlış bir şey hocam. Yani bana kalırsa Gonca dünyanın en güzel kadınlarından biri... ...ve Tarkan'ın karma felsefesinde söylediği gibi her kadın güzeldir. Tamam, ben de öyle düşünüyorum. Yani evet, biraz bakımsız olduğu doğru tabii. Evet, onun sorunu da bu zaten. Ama bu halledilmeyecek bir sorun değil ki hocam. Bence de. Yani biraz kıyafetini değiştirirsek, bir de bakım yaptırırsak... ...değme kadınlara taş çıkartır. Vallahi o bu haliyle taş değil, kaya bile çıkartır hocam. Ama biraz önce kendisine makyaj bile yapamadım. Yaptırmıyor ki. Ya. Aa bir dakika, bir dakika, bir dakika aklıma bir şey geldi. Şimdi bak, benim yarın konserim var. Gonca da mutlaka konserime gelmek istiyordu. Ben diyorum ki ona bir yalan söyleyelim. Yani mesela konserde kıyafet mecburiyeti var diyelim. Böylece iyi bir şeyler giymek zorunda kalır. Nasıl? Süper. Süslenmesi de lazım. Bu fikri kesinlikle kabul eder. Çünkü iki yıllık kandı da olsa senin konserine mutlaka gideceğini söyleyip duruyordu. E o zaman bu işi hallettik hocam. Evet hocam. Gibi olsaydım ne olurdu be Allah'ım? Ey koca papuçlu, şunlara gözellik dağıtırken ben ne yapıyordum acaba? Baba baba, şunlara bak. Böyle karı mı olur be? Sürmüş rujları, allıkları, boyaları vurmuş kendini yollara. Boyalı boyanıp milleti kandırıyorlar. Alamayan da bunlardan çok var ha. Ama benden kadir kıymet bilirler sadece bir tane var. Anlıyorsun değil mi? Öyledir abi. Ama ben bunların hiçbirini haz etmiyorum abi. Feşiteyn, anlıyorsun değil mi? İyi yapıyorsun abi. Yenge iyi olur zaten. Yenge? Yenge ya. Şey, af buyur, karın yani. Ha, bak yani aslında ben evli değilim ama pek yakında evleneceğim. Feşiteyn, anladın değil mi? Nasıl anlayayım abi? Bir şey demedin ki. Feriştin deyip duruyorsun. Buraya Beşit Kertmemi bulmaya geldim. Babalarımız bizi doğar doğmaz kertmişler. Ellerine sağlık abi. Ben de Almanya'dan döner dönmez doğru köye gittim. Beşik Kertmem'in yanına. O da buraya gelmiş. İkizinin yanına. Ferşit Ey, adresi bende. Bugün yarın bulurum artık. Abi bizi de nikahına çağırırsın artık. Ayıp ettim ben yeğenim. Şu valizini al artık istersen. Aha, dankeşön. Yeğenim sana bir şey soracağım. Şu otobüsler kaç euro eder? Yani ben memlekete kesin dönüş yapacağım da... ...hani diyorum belki dönünce bunlardan bir tane alırsam diyorum. Ferşit Ey. Vallahi 100 milyar falan galiba. Ha, 100 milyar ne eder? Yaklaşık 60-70 bin euro eder. Ha, fena değil. Hadi hayırlı işler, görüşürüz yeğenim.
Bu nasıl? Aa, bak bu güzelmiş hocam, evet. Beğendin mi? Evet, çok güzel. Olabilir değil mi? Evet, olabilir. Bak, bir de bu var. Mesela. Kim? Bak. Aa, bak bu da güzelmiş ama. Değil mi? Tabii. Menden eşitmiş olmayın ama. Ya neyi senden eşitmiş olmuyormuş Henk? Hiç, hiç bir şey. Ya, ne diyorsun sen ya? Ama elle de eşitmek istiren dişler... Şey, artık ağzını geveleme, şunu söyle. Ne oldu, nedir? Siz bilirsiniz mi ki bizim Azerbaycan Respublikası'nda öyle makineler vardı. Sigara istiyorsanız atırsınız jetonu, alırsınız sigarayı. Sakız isterseniz atırsınız jetonu, alırsınız sakızı. Çiğnirsiniz, çiğnirsiniz. Sonra da patlatabilirsiniz ayvalı. Sıkı durun, dikkat kesilin, patlatırım. Tamam, söyle. Hürmetli Koray Bey, hürmetli Yonca Hanım'ın evindedir. Ne? Hem de ikisi de gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar kadar yalnızdırlar Aybala. Ya abartma o Şenki ya. Ya onlar komşu. Belki de bir şey istemeye gitmiştir. Tam üstüne bastınız, ayağınızı kaldırabilirsiniz Aybala. Koray Bey mene de limon almaya gelirim demişti ama... yaklaşık bir saat geçti. Bu kadar vakitte limon bahçesi hasat edilebilir Aybala. Hadi ya, olamaz. Mükemmel hocam, süper. Bana kalırsa bu elbise Gonca'ya da çok yakışacak. Bence de. Demek bu senin ilk işin ha? Evet. Nasıl, heyecan var mı heyecan? Yani var tabii, var. Alışırsın, alışırsın, merak etme. Burada pek vukuat olmaz. Kebap iş yani. İyi ya. Burada en büyük problem siteye girmeye çalışan seyyar satıcılar, pazarlamacılar falan. Yani bazıları çok namussuz oluyor. Öyle sinsi sinsi içeri süzülüyorlar ki bazen yakalayamıyoruz bile. Ha, yakalanınca da yalanlar hep aynı. Ben bu sitede oturuyorum. Yok, benim kardeşim bu sitede oturuyor. Neyse, diğer detayları daha sonra anlatırım artık. Ben bir tuvalete kadar gideyim de. Bir dakika, bir dakika, kime geldiniz? Ben mi? Ben kimseye gelmedim. Öyleyse niye içeri girmeye çalışıyorsun? Ya ben bu sitede oturuyorum. Yani benim kardeşim bu sitede oturuyor. Senin kardeşin mi? He. Bu süper lüks sitede senin kardeşin oturuyor öyle mi? Hadi oradan yalancı. Git 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 hadi. Yüzüne bakıldığında bile yalan attığın anlaşılıyor. Şu haline bak, bakımsız, makyajsız. Şu kıla, kıyafete bir bak ya. Ne o? Beğenemedin mi? Bu sitede oturuyoruz diye illaki manken gibi mi giyineceğiz? Bırak şimdi de söyle. Sen bohçacısın değil mi? Ne bohçacısı be? Orangutan şebe. Sen kim orangutan diyorsun kadın? Sana diyorum ama şebeklere haksızlık ediyorum biliyorum. Bana bak sen fazla oldun he. Çabuk çekil git şuradan yoksa polise teslim ederim seni hırsız diye. Sen şu elini kolunu çek bakayım. Asıl hırsız sensin. Benim en kıymetli şeyimi çalıyorsun. Neymiş senin o en kıymetli şey? Zamanım. Önce kardeşim, insanın en kıymetli şeyi zamanıdır hem. Vay vay vay. Bak sen neler de biliyor ya. Bak ben sana bir söyleyeyim, ben daha çok şey biliyorum ama şimdi sana öğretecek vaktim yok, işim var. Sen Azeri kendine bir öğretmen tut. Dur! Çekil git şuradan, ne? İmdat! Sapık var, oramı buramı mıncıklıyor. Vurmasana be! Vurmasana be! Durun, ne yapıyorsun? Durmayacağım, bu kadından şikayetçiyim amirim. Pazarlamacı mıdır, bohçacı mıdır, nedir? Siteye girmek istedi, siper ettim gövdemi, durdu mu hayasız cakım? Ya Gonca Hanım da bu sitede oturuyor. Bu sitede mi? Evet. Evet, bu sitede oturuyor. Bak bir daha öyle sapık yaptığını görürsem... seni üstlerine şikayet etmekle kalmaz. Aynı zamanda mahkemeye de veririm. Çekil, çekil. Burada kiralar 50 milyon falan mı amirim? Nasıl oturuyor bu sitede? Vallahi hürmetli Sarp Bey, bana öyle gelir ki sende de kusur var. Bana göre 8'de 8 kusurlusun. Ne kusur ya? Ya kişi de değil, bodybuilding yapıp vücudunu inkişaf ettirebilir. Ya ne alakası var Uşenk ya? Ya ben bilirim ki hürmetli Koray hocanın vücudu senden daha genişmiş. Omuzları daha geniş, daha atletik. Canım ya, Yonca böyle şeyler önem vermez ki. Verer, verer. Her kadın verebilir. Ben bilirim. Niye? Sen kadın mısın? Öyle de hürmetli Sarp Bey. Ulan ne oluyor içeride be? Vallahi gaz vermek kimin olmasın ama... ben bilirim ki burası İstanbul. Her an her şey olabilir. Olağanüstü. Yani süper. Süper de bunu bir de üste görmek lazım değil mi? Öyle mi? Yani. Dur ben bir giyeyim, üstümde bakalım. Thank you.
Of, of, of var ya, muhteşem olmuş. İyi değil mi? Gerçekten çok güzel. Bence de. Evet. Bak, biraz eteğini şöyle kısaltırsak Gonca'ya daha iyi olur ha? Evet hocam. Ay yaşasın, çözdük bir şey. Sen şimdi burada bekle, ben kıyafetleri içeri götürüp gelip geliyorum. Tamam hocam. Çok teşekkür ederim Koraycığım. Benim için zevkti hocam. Vallahi hürmetli Sarp Bey, gerçeklerden kaçabilemezsiniz. Eğer isterseniz ben sizin gerçeklerle yüz yüze gelebilmenize yardım edebilirim. Koray, kapıya bakar mısın? Baktım bile. Yonca nerede? Evet. Hürmetli Yonca Hanım haradadır? İçeride yatak odasında. Ne? Yatak odasında mı? Evet, yatak odasında giyiniyor. Ne, giyiniyor mu? Evet. Ben size ele demiştim hürmetli Sarp Bey. Ne işin var senin burada? Esa sen söyle. Senin yatak odasında ne işin var? Giyiniyordum. Ya, rahatsız ettim galiba. Saçmalama Sarp. Biz de Koray'la beraber Gonca'ya elbise seçiyorduk. Evet hocam, yani Yonca bana mini bir defile yapıyordu. Vallahi beni alakadar etmez hürmetli Sarp Bey ama... Hürmetli Beyaz Bey de, hürmetli Çağla Hanım'dan böyle bir mini ev eksposyası yüzünden ayrılmıştı. Çok konuşma bir şey. Sen ne arıyorsun burada? Yani senin bu yeni patronla ara nasıl diye onu sormak için gelmiştim. Yani aslında ben geçiyordum, uğradım. Bir de şey yani geçerken uğramazsam eşeklik olurdu herhalde. Geçerken yani... uğradığına göre güle güle Sarp. Peki. İyi günler. İyi günler. İyi günler Zart Bey. Hoş geldin Zart Bey'in burada ne işi var? Aman ne bileyim ben. Ayrıca Sarp'a Zart demekte çok haklısın. Zart Türk buraya geliyor. Canım sen de söyle onlara, bir daha da gelmesin. Yok canım, o kadar da değil. Ne de olsa eski bir arkadaşlığımız var. Ama boşver şimdi onları. Sana şahane haberimiz var. Benim de sana bir haberim var. Bak kapıdaki güvenlikler beni sana şikayet edebilirler ama bu sefer yeminle ben haklıyım. Beni delendirdiler ya. Ben de ağızların payını verdim tabii. Boş durmadım. Aman bırak şimdi güvenlik görevlisini. Koray, istersen sen söyle. Tamam hocam. Gonca, seni konsere davet ediyorum. Kansere mi? İnsan hiç kansere davet edilir mi Koray hocam? Tövbe yarabbi, Allah göstermesin. Öyle kötü kötü laflar değil mi? Kanser değil hocam. Konser, konser. Benim konserim. Bak, bu konser benim için çok önemli ve sen mutlaka geleceksin. Unutma, benim manevi kardeşimsin, tamam mı? Vallahi bilmem ki. Olur mu yani? Ben de seninle gelirim. Ne zamandır konsere gitmiyoruz. Hem bana da değişiklik olur. Tamam kardeşim, seni mi kıracağım ben? Hem Koray hocamın konserine gitmeyeceğim de kimin konserine gideceğim? Tamam hocam, oldu bu iş. Oh be! Bak gördün, senle o İlhan Mansız'dan ortak hakimisiz. Senin ortak olduğunu söylememe gerek yok herhalde Aybalan. Tabii canım, ortaka daha süper bir futbolcu çünkü. Benim kastettiğim o değil. Yaşlılıktır Aybalan. Endamdır. Kasların zertliğidir. Hadi ya. Hiç değil. Vücudum biraz iyi olabilirdi. Levent, sence ben atletik miyim yoksa piknik mi? Vallahi ne bileyim Sarp Bey, ben bu işlerden pek anlamam ki. Ama galiba esas atletik olan Yonca Hanım. Baksanıza bir Ahmet'e zıplayıp aldı dergiyi aramızdan. 3 kat zam alacaklarmış diye duydum. Yok 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 yok. Fuşenk haklı. Şuraya bak ya. Ya Etopyalıların kollarında bile benden daha çok kas var. Şuraya baksana. Bence ağırlık çalışıp kas yapmam lazım. Aman bilinçsizce yapmayın Sarp Bey. Sonra kas yapayım derken göz çıkarırsınız. Evet. Can sıkıcı espriler yapacağına bir işe yaramak ister misin? Tabii Sarp Bey. Güzel. O zaman şu parayı alıyorsun. Gidip bana çeşitli çap ve ebatlarda dumbbell alıyorsun. Tamam? Tamam Sarp Bey. Tamam. Ağırlık canım, ağırlık. Hadi canım, hadi hadi. Ağırlık. Beyler, içer miydiniz? Hı, kalın içerim. Kalın. Vallahi bu büfe içinde de gayet iyi para var ha. Sağ ol baba. Kardeş, günde kaç euro kazanıyorsun? Hürmetli Yonca Hanım, sizin makyaj yapmanıza hiç gerek yok.
Tabii bu vaaz herkes için geçerli değil. Mesela hürmetli Gonca Hanım kimi çirkin kimseler muhakkak makyaj yapmak. Gonca Hanım kimi çirkin kimseler muhakkak makyaj yapmak. Makyaj yapmak. Senin anlayacağın Koray sayesinde Gonca'yı baştan aşağı yenileme fırsatı bulduk. Ben bu Koray ismi son günlerde fazla duymaya başladım. Hayırdır? Ay yok canım, senin sandığın gibi değil. Benim sandığım değil, senin sandığın önemli. Ama ben bu işin sonunda çayı sandığı görüyorum. Saçmalamaz mısın lütfen? Sen beni evlilik meraklısı kardeşinle karıştırdın herhalde. Peki, Sarp ne oluyor? Sarp mı? Ya Sarp'la bir şey olduğu ve olacağı yok. Yani Sarp ve ben sushi ile pastırmalı kuru fasulye gibiyiz. Tamam, tamam. Sustum, tamam. Beni mi çağırmıştınız Yonca Hanım? Hayır. Ben değil, Fatih Sultan Mehmet çağırmıştı ama sen gelene kadar birkaç çağ değişti tabii. O kadar geç mi kaldım? Yoo, sen gelene kadar Yonca birkaç sekreteri işe alıp çıkardı. Ya. Ayhan'a söyle, geçen gün bir ev kadını nasıl prensese dönüşür çekimlerinde kullandığımız kostümleri getirsin. Bu arada birini gönder, terziden kısalttırdığım etekleri aldırsın. Baş üstüne Yonca Hanım. Ne yapacaksın o kıyafetleri? Sen o işi bana bırak. Ay maşallah, Gonca kızallah güzel oldu. Yüzüne bir renk geldi şöyle bir. E madem şehirdeki karların böyle adetleri var, seni de arada bir böyle süslenmen gerekir. E neden süslenmen gerekir? Şu neymiş? Oh! Vallahi oldu, vallahi güzel oldu ha. Ben beğendim bunu. Bakalım başkaları da beni görünce beğenecek mi? Aha! İşte fırsat! Hadi güle güle. Ey saatte olsunlar basmışlar evi. Gonca Hanım orada. Ya Gonca benim. Acık makyaj yapayım dedim de. Demek insan bu kadar değiştiriyor. Ne demesin. Ama sana da şimdi haksızlık eylememek lazım. Yani Allah'lar sana ayrı bir hava vermiş hürmetli Gonca Hanım. Esah mı? Esah ya ay kız. Hani biraz daha sürebilsen, Kızılderilerin arasına katışabilirsen. Hadi oradan Camış teyze, sen Gözel'den ne anlarsın? İstersen Nez yarışmasına katılabilirsen. Her gün bir tane düzenliyorlar nasıl? Sen bu güzelliğinle kesin birinci olursun Ayvalam. Öyle mi Hoşten Efendi? Sen çabuk çık şuradan yoksa mandat etmişten beter ederim seni. Allah kahretsin! Ya aklın mı kararsın kız Gonca? Senin neyine makyajmış mukyajmış. İşte böyle yaparsan Hoşten o kızına bile maskara olursun. Ne kadar büyümüş bu şehir ya. Mevşin Gılahbah bile bu şehrin yanında köy gibi kalır be. Ne olmuş bu şehire ya? 20 senede 20 kat büyümüş. Ama ne kadar büyürse büyüsün, kınalı keklimi bulmama engel olamaz. Çok yakında bulacağım seni. Kınalı kekliğim benim. Kız Gonca, estetik ameliyatla güzelleşmek mümkün diyorlardı. Acaba ben de ondan mı yaptırsam? Neydi o kadının adı? Şahane avcı mıydı? Muhteşem avcı mıydı? Neydi? O öyle güzelleşmiş. Kaç para acaba? Aman kız. Sanki senin paran var da. Allah'ım yarabbim. Ben çok mu çirkinim? Önce evlenmeden önce evlenmem diye and içtiydim. Hadi diyelim ki Yonca bir koca buldu gitti. Beni bu çirkin halimle kim alacak? Kız Gonca evde mi kaldın yoksa? Yok be. Pireninin bir kor satıcının hep bir kor alıcısı olur dirdi. Belki Metin Şentürk alır beni. Çok az işim kaldı, onları da sana yıksam olur değil mi? Ben Gonca'yı konsere yetiştireceğim. Tabii hayatım, sen merak etme, keyfine bak. Ne konseriydi bu? Bizim komşu Koray'ın. Yonca, Koray'la aranızda bir şey olmadığına emin misin? Tamam, tamam, ben yine sustum, tamam. Kolay gelsin. Ya Rabbim, Koray hocama da konserine geleceğim dedim ama... ben bu çirkinliğimle o konserde mahvederim diye çok korkuyorum. Allah'ım yarabbim, bir şey olsa da gitmesem. Ne bileyim, kımıl zararları şehri istila etse. Ya da ne bileyim, çekirgeler tarlaları bassa. Gerçi orayla buranın ne alakası var ama olsun. Hah, Camış sürsün İstanbul'a gelsin. Gerçi o kadar Camış burada da var ama. Ne bileyim işte, bir şey olsa da gitmesem yarabbim. Ben çirkinim.
Buyurun beyefendi. Koçum bu kafe ayda kaç euro kazanıyor? Hiç. Hiç mi? Baksana nasıl işliyor ya. Biz Türk parasıyla çalışıyoruz abi. Çalıştı bırak. Tahmin et. Tahmin mi? Edemem vallahi. Yahu kardeşim hayatında hiç mi toto loto oynamadın ya? Ya onun gibi bir şey diyeceksin yani. Ferşiteyn. Abi ne bileyim ya. Ya herhalde 4-5 milyar kazanıyordur. Şey. Vallahi çok şey. Yani ben Almanya'dan kesin dönüş yapacağım da dönünce ne türlü bir iş yapayım diye düşünüyorum. Kaç euro mağlundur böyle bir kafe? Vallahi abi ne bileyim ki. Ya tahmin et. Gonca. 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 Nerede bu kız? Gonca. Aa. Ne oldu? Niye yataktasın sen? Sorma kardeşim. Her bir yanım ağrıyor. Ateşim var. Başımda pervaneler dönüyor duruyor. Ben konsere gitmesem olur mu? Olmaz. Koray'ın yaptığı onca iyilikten sonra onu geri çeviremez. Kız kardeşim, ben de istiyorum gitmeyi ama hiç halim yok. Dur bakayım. Oh. Senin ateşin yok. Esaf mı? Düştü herhalde. Şu aşağılara bak bakayım, belki oralardadır. Bana bak. Konsere gitmemek için numara yapıyorsun değil mi? Yok canım. Ne lomurası? Kaç lomura? Ben öyle lomura falan bilmem. E kalk o zaman doktora gidelim. Şöyle 5-6 tane iğne yapsın da kendine gel. Ne? İğne mi? Yok anam yok. Ben yalandan korkmam, iğneden korktuğum kadar. Olsun canım. İyileşmek için katlanacaksın. Hadi kalk. Ana! Bak gördün mü kardeşim, birdenbire iyileştim. Vallahi bak Türk gibi oldum ha. Tamam tamam. Hadi gel konsere hazırlanalım. Ya kardeşim ben konsere gelmesem olmaz mı? Bak ben orada bir tuhaf dururum. Çirkinim zaten. Ne biçim konuşuyorsun öyle? Bak şimdi ben seni bir hazırlayacağım. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Seni sen bile tanıyamayacaksın. Hadi ya yemin iç. Yemin ederim vallahi. Var. Ana kız bunların hepsini ben mi giyeceğim şimdi? Tabii, ortalıkta lahana gibi dolaşırsan bütün gözler senin üzerinde olur. Saçmalama, bunlardan birini seçip giyeceğiz işte. Hadi. Gayet güzel oldu. Yok, ben bunların hiçbirini giymem, hiç yakışmadı bana. Git. Bırak da buna ben karar vereyim. Kardeşim vallahi ben böyle gayet iyiyim ya. Hem prenenem dedi ki, insan hangi elbisenin içinde kendini rahat hissediyorsa onu giymeli dedi. O zaman herkes pijamayla dolaşsın. He, doğru dedin, o da olmadı. Yok, burada olsa kesin öyle dedi. Ya kardeşim, ne olur inat etme. Ben konsere böyle gelsem olmaz mı? Konsere böyle gidilmez. Yok canım, mantık daha neler sende. Gerçekten seni böyle içeri almazlar. Allah Allah. Almasınlar. Ya almasınlar olur mu? Koray'a geleceğiz dedik. Hadi, hazırlanalım. Sen şimdi bunları bir dene. Üstünde bakalım. Al bakalım şunları. Üfleme. Kalk. Hadi. Çok güzel oldun kardeşim. Gel bak. Vallahi bunlar yakıştı bana değil mi kardeşim? Kız dedi. Tam bak. Prensese döndüm. Bir bak. Ha? Gelenler de yedi cüceler. Dur bir kapıya bakayım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam ben şimdi konsere geçiyorum. Sound check falan yapacağız. Bu arada siz geliyorsunuz değil mi? Tabii canım, biz de hazırlanmaya başladık bile. Tamam. Gonca nerede? Gonca! Ya gelsene! Ya utanıyorum! Ya bunda utanacak ne var? Gelsene! Dur kız gelme! Kız gelme! Kız yok ya!
Hocam, elbise çok güzel olmuş ya. E sen de çok güzel olmuşsun. Süper. Esah mı hocam? Esah vallahi hocam. Aa, bu daha hiçbir şey değil. Şimdi bir makyaj yapacağız, sonra saçlarını yaptıracağız. Asıl ondan sonra Gonca'yı tanıyamayacaksın. Aman kız kardeşim, tanı tanı. Yoksa ben bunu tanımıyorum deyip o zaman hiç ev almazsın beni. Olur mu öyle şey? Hadi hocam ben gidiyorum. 2 saat sonra orada görüşürüz. Tamam, seni alkışlamak için sabırsızlanıyoruz. Yapmayın hocam böyle ya, ben utanırım. Hadi eyvallah. Hadi güle güle. Hadi yürü makyaja, hadi. Aman dur dur. Çok işiniz var. Tamam ya. Burası. Buyurun. Ne için gelmiştiniz? Beşik kertmem için. Beşik kertmem. Bu sitede oturuyor. Evet. Siz buranın özel sekürtası mısınız? Aynen öyle. Ya yeğenim bir şey diyeceğim ya. Sizin bu işlerde iyi para var mı? Kaç euro kazanıyorsunuz? Vallahi ben değil ama bizim patron çok kazanıyor. Ha. Canım, ben de böyle bir iş kurarsam otomatik ben patron olurum zaten. Almanya'dan kesin dönüş yapacağım da bir iş kuracağım, piyasa araştırması yapıyorum. Ferşiteyn, sizin patron kaç para kazanıyor? Ne bileyim ben. Ayda 50-60 götürüyordur. Milyar mı? Evet, milyar. Oo, wunderva, çok wunderva. Yani bu işte bayağı para var. Neyse ağalar, ben sizi fazla tutmayayım. Bir an önce gınalı keklimi alayım da buradan çekip gideyim. Kimmiş senin kınalı kekliğin? Gonca. Gonca mı? Gonca mı? He, Gonca. Aha, inanmıyor musunuz? Aha, işte resmi. Bakın. Bak. Abi, bu o kız. Hemşerim, bu senin beşik çertmen mi sahiden? Şşş, bak yeğenim ayıp oluyor. Eğer ona derin hisler besliyorsan bak çok ayıp edersin. Aman abi, Allah korusun. Hemen alıp gideceğim mi beşik çertmeni sen? He, hemen gideceğim. O zaman hiç vakit kaybetmeden içeri gir abi. Gidip yuvanızı kurun hemen. Ya ne kadar iyisiniz be hemşerim ya. Yani inan bana var ya, Almanya'da böyle şeyler yok ha. Herkes birbirinin gözlerini oymaya çalışıyor. Aa, ne demek abi? Vazifemiz. Senin kuracağın mutlu yuvada bizim de tuzumuz olursa ne mutlu bize. Biz bunun için buradayız. Hadi abi, sen de gecikme. Ben de zaten zor duruyorum hemşerim. Ferşiteyn. Yani onca yılın hasreti var, biliyor musun? Bilmez miyim abi? Kalın sağlıcakla. Düşünebiliyor musun abi? Bu mendebur kadından sonunda kurtulacağız. Kız kardeşim, ben bunlarla nasıl yürüyeceğim kız? Alışırsın. Millet nasıl yürüyor? Hakikaten millet nasıl yürüyor? Onlara bir soralım, öğrenelim. Ben de öyle yürüyeyim. Gene bakayım. Evet. Bak bakalım. Ya kardeşim, illa benim bu ayakkabılarla gitmem şart mı? Kendi giyeyim güzel mavi lastik ayakkabılarımı. Olur. Altı kaval, üstü şişhane. Bakayım. Vallahi bundan iyisi olamazdı. Çok yakıştı. Hadi otur, makyaja. Anam. Hop hop. Böyle uygun adım maşmaş vaziyetinde nereye gidebilir sen? Ya çekil şuradan be. Koskoca güvenlik beni bandı mızıka uğurluyor. Burada karşıma bir zırtapos çıkmış. Benim gınalı gekliğime kavuşmamı engelliyor. Sen kimsin ki? Ben bu apartmanın kalecisiyim. E o zaman git kalede dur. Menşinin glahbaz zaten kaleci arıyor. Öyle de. Kapıcıyım, kapıcı. E canım öyle desene o zaman. Allah Allah. Beni güvenlik gönderdi. Security zaten kim olsa geç değil. Ondan kabah burada biz uğraşırız. Önce derdini de bakayım sen bana. Kimsin? Nereden gelirsin? Kime gelirsin? Nice gelirsin? Benim müstakbel karım. Yani Beşit Kertmen burada. Onu almaya geldim. Alıp hemen köyüme geri döneceğim. Öyle mi? Hele bir danışak bakalım. Kimmiş senin müstakbel karın? Gonca. Gonca Hanım mı? Ya hürmetli kardeşim, niye demirsin ki? Sen indi onu alıp buradan hemen köyüne gideceksin. Var ya, eğer bir dakika durursan bütün menşinin glahbahı yüzüme tükürsün. O vakit buyur, geç kardeşim. Ha, sağ ol. Demek Gonca Hanım yuvadan uçma vaktidir. Allah'tan başka şey isteyebilseydim olacaktı demek he? Gonca, hadi gel. Yok, utanırım ben. Aa, hadi gel. Gelmem. Bak Gonca,
Eğer buraya kendi rızanla gelmezsen oraya gelir seni sürükleyerek getiririm. Gonca, inan bana harika görünüyorsun. Beni yalan kandırmıyorsun değil mi? Sana niye yalan söyleyeyim? Harika olmuşsun. Brad Pitt seni görse evlenme teklif eder. Aman yok Can, ben öyle el sünnetsiziyle niye evlenmem? İyi tamam. Çantan nerede? İçeride. Alsana. Ben de ne eksik diyorum. İyi tamam. Ben de kapıya bakayım. Gelen Hu Sheng'di. Seni merak ediyordu. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Ben Kadir Kıymet Bilir. Gonca'yla görüşecektim. Niye arıyorsunuz onu? Ben onun beşik kertmesiyim. Ne bu? Amatör kamera şakası mı? Yok. Allah billah ben onun beşik kertmesiyim. Çömlekçi gillerden Kadir geldi diye o tanır. Bakın kardeşim. Ne istiyorsun, ne satıyorsun bilmiyorum ama sana ayırdığım süre burada doldu. Hadi güle güle. Hadi hadi. Ben bunlarla şimdi nasıl yürüyeceğim? Kendimi merdivene çıkmış da inemiyormuş gibi hissediyorum. Kız Yonca, ben şu elbiselerimin altına mavi köpekli telliğimi giysem. Bak Allah aşkına, zaten kapıda beşik yakman olduğunu söyleyen birisi var. Yani tam zamanında. Bu yolla içeri sızıp bir şeyler mi satmaya çalışıyorlar nedir? Sen ne dedin? Bu yolla içeri sızmaya çalışıp bir şeyler mi satmaya çalışıyorsun? Yok kız, onu demiyorum, öbürü. Kapıda beşik kertmen olduğunu söyleyen birisi var dedim. Beşik kertmen mi? Adını dedi mi? Çanakçıgiller miymiş, çömlekçıgiller miymiş tam anlayamadım. Ana! Çömlekçigillerin Kadir gelmiş. Vallahi da gelmiş, billahi da gelmiş. Gonca, ne diyorsun sen? Gerçekten bir beşik kertmen yok değil mi? İşte bu yüzden şehirli karı istemiyorum. Baksana, içeri bir buyur etmeden kapıyı yüzüme kapadı langanana. Gitti, dasişer. Ya ne oldu, niye içeri girmedin? Yoksa seni heyecan bastı, kapıyı dönemedin. Yok yahu, bir bacı kapıyı kapadı yüzüme. Ha, o hürmetli Yonca Hanım. Kimisi gazoz kapağı biriktirebilir, kimisi maket uçak yapabilir. Yonca Hanım'ın da hobisi bu, adamın suratına kapı örter. Emisin değil mi? Benim açılmamış Goncam burada. Ya ben bilirim. Burada oturur. Ama şu an içeride olup olmadığını kontrol edebilirim. Sahi mi? Nasıl yapacağım bunu, yoksa kamera falan mı var? Yok ayvalım, daha iyisin. İşte gördün mü kardeşim? Korktuğum başıma geldi. Biz doğunca babam beni onunla ketmiş. Seni de başka bir bebeyle. Herhalde o bebe de şimdiye büyümüş bizim kadar olmuştur. Bir dakika, bir dakika. Şimdi benim de mi beşik kertmem var? He, senin de beşik kertmen var. Dua et de senin kertin evlenmiş olsun şimdiye. Yoksa o da benimkisi gibi çıkar gelir bir yerde. Ne oldu? Tamam, hürmetli Gonca Hanım içeridedir. Şşş, bana bak. Sen yoksa hep böyle gınalı keklimin kapısını mı dinliyorsun? Yok canım, her vakit olabilir. En son böyle yine 2 sene evvel dinleyebilmiştim. O da gene böyle mühim meseleden dolayıdır o. Neyse canım. En azından artık evde kalmayacağım garanti oldu. Ne diyorsun sen Gonca? Yani sırf beşik kertmen olduğu için hayatım boyunca hiç tanımadığım bir insanla seni evlendireceğimi mi zannediyorsun? Yok öyle bir şey. Zaten ben adamı gördüm, ayı gibi bir şey. Canım sen de öyle konuşma. Ayı mayı, o benim beşik kertmem. Neyse kardeşim. Vallahi burada yaşadığım her dakika çok güzeldi. Ama buraya kadarmış. Öyle mi? Ya bir dakika, saçmalama. Nasıl izin veriyorsun böyle bir şeye? Kardeşim sözler verilmiş, yeminler edilmiş. Eğer kaderime boyun eğmezsem taş olurum kız. Ömrümün hayrını görme. Bunların hepsi batıl inanç. Sen o adamla evlenmek istiyor musun? İstemiyorum tabii. Ben görmediğim, tanımadığım bir adamla evlenmek ister miyim hiç? Ama o benim beşik kertmem. Boşuna konuşma. Ben istemiyorum, daha sonrasını duymadım zaten. Bu iş nasıl bozulur sen onu söyle bana. O da beni istemezse bozulur. Tamam o zaman. Biz de bir yolunu buluruz ve seni istememesini sağlarız. Sen şimdi içeri gidip kendi kıyafetlerini giy. Ya Almanya'da yetişmiş bir insan ne yapsın ki köylü kızını? Hadi. Hadi ben de onu içeri alacağım. Hadi. Buyurun. Dankeschön. Afiyet olsun. Goncan neden gelmiyor hala?
Bunca yıl beklemişsiniz efendim, biraz daha bekleyiverin. Orası da doğru tabii. Beklemek o kadar kolay değil Yonca Hanım. Umarım beklediğinize değer. Ne de olsa siz şimdi Almanya'da birbirinden güzel yüzlerce kadın tanımışsınızdır. Bana ne canım öyle kadınlardan? Kadın dediğinin saçları boyalı neyim olmayacak. İki yanında örgüsü olacak saçının. Her daim basma entariyle gezecek. Ben Almanya'da bu kadınları gördüğüm zaman yolumu değiştirirdim. Ben toprak kokan kadını severim. Ferşiteyn. Toprak kokan kadın mı? Hemen geliyorum efendim. Almanya necedir? Almanya'nın nesini anlatayım ya? Gonca çabuk üstünü değiştir. Çabuk. Ne oldu kız? Seninki zaten şehirli kadınlardan hoşlanmıyormuş. Tam zamanında geldi. Çıkardıklarını giy, makyajını yap gel. Tamam mı? Yok, hiç adam Almanya'dan geri dönebilir. İşte insan bazen memleketini özlür tabii. Tövbe vallahi. Mene bütün Hazar'ın sularını verebilseler, ben gene de Almanya'dan geri dönebilemem. Canım buradan öyle görünüyor tabii. Ama bir süre sonra o kazandığın eurolar bile adamı mutlu etmiyor yeğenim. Gonca birazdan hazır olacakmış. Ben Almanya'dan buraya kesin dönüş yapacağım da... ...dönünce ne iş yapsam da çok para kazanırım diye düşünüyorum. Öküz. Anlayamadım. Öküz ticareti yapsanız diyorum. Burada o kadar çok var ki. Huşenk de bunlara dahil. Ben gidip Gonca'ya bir kere daha bakayım. Ama şu şehir kadınları kadar lanet bende bu kadın olamaz. Dışları makyajla güzelleştikçe... İçleri çirkinleşiyor bunların. Vallahi bence de öyledir ha. Aynı minütte ya. Yani bir dakika. Sen ne arıyorsun burada, sorması ayıptır. Merak ederim sonuç ne olabilir diye. Canım, olacak. Alacağım gınalı kekliğimi, gideceğim burada. Orasını bilirim. Hem ben ayrıca hürmetli Gonca Hanım'la vedalaşmak arzusundayım. Ha tabii. Bu senin en doğal hakkın. Yalnız sadece de tokalaşacaksın ha. Al yanaktan öpmek yok. Olur ayma. Gınalı kekliğim benim. Yani şimdi bunun resmine baktıkça... ...yani titriyorum ha. Şimdi kendisi capcandı buraya gelecek... ...o zaman ne olacağım acaba? Ana, buna ne oldu? Hürmetli Gonca Hanım, sana sihirli değnek değdi. Benim açılmamış goncam bu mu? Prenine bu fotoğrafla aynı dediydi. Ben seni böyle mi sevdim? Ben seni böyle sevdim. Neydi o kelime? Darling. Darling. Ben böyleyim darling. Beni böyle sev darling. Ben böyle karıyla evlenmek istesem... ...Almanya'da tonla vardı bu karılardan. Bu karılardan tiskindiğim kadar sümüklü böcekten bile tiskinmem. Ulan ne çabuk değiştirmiş seni bu şehir be. Ya vallahi ben bilirim. Bu sabah böyle değildi. Huşenk, git bak bakalım bizim kapıyı senden başka dinleyen var mı? Ben de zaten gelirdim. Ben sana yolu göstereyim Huşenk. Ne yani, sen şimdi beni böyle beğenmedin mi? Ya ben senin gibi kadın istesem. Alamayan'da tonla vardı ya. Ben köyümden açılmamış Gonca istiyorum. Bunun gibi bak. Ah ne kadar yazık. Çünkü Gonca çok moderndir. Hakikaten çok doğru söylüyor. Kusura bakma ama ben çok modernim. Neyse canım, köyüne dönünce özüne de dönersin. Olmaz. Onun burada işi var. Olsun. Ben köye dönünce ona aynı işi kuram. Olmaz. Çünkü o burada şey yapıyor. Mankenlik yapıyor. Mankenlik mi? Mankenlik. Sen köyde o mankenlik işini nasıl kuracaksın? Ben kime mankenlik yapacağım darling? Evet. Yo, ben bu numaraları yutmam. Ferşiteyn, ayrıca da Gonca'da nasıl manken olurmuş ki ne? Büyük beden manken. Olsun, bırakır. Bırakamaz. Niye, tiryakisi mi oldu? Hayır, ajansıyla sözleşmesi var. Bırakırsa para ödemek zorunda. Ben öderim. Ne kadar? 5. Tamam. Öderim, 5 milyar öderim. 5 milyar değil, 5 milyon euro, euro. Çokmuş be. Ulan ne karlı işmiş bu mankenlik ajansı. Acaba ben kesin dönüş yapınca bir mankenlik ajansı mı açsam? Bak Kadir, ben mesleğimi çok seviyorum. Yani mankenlik yapmazsam ölürüm. O kadar çok seviyorum. Zaten şurada kaç kişi kaldık ki? Bir Çağla, bir Demet, bir de ben. Bir de şey vardı, Ebru. Bizim Mehmet'in beşir ketmesi de onunla evlenmemek için yalanlar uydurmuştu.
Siz de uyduruyorsunuz, he mi? Bak biz sana yalan söylemiyoruz, tamam mı? Yarın podyumda kendi gözlerinle görünce inanırsın artık. Eğer beni böyle seversen, inan ki çok mutlu olurum Kadir. Ben ne seveceğim be? Eğer gerçekten öyle bir şey varsa var ya, bu iş biter, haberin olsun. Ne edeceğiz kardeşim? Ben bu herifle gitmek istemiyorum. Merak etme, seni hiçbir yere göndermeyeceğim. Duymadın mı adamı? Seni defilede manken olarak gördüğü zaman evlenmekten vazgeçecek. İyi de ben defileye nasıl çıkacağım? Bilmiyorum ama bir şekilde çıkacaksın. Yok ben biliyorum. Bu işin sonunda ben beşik ketmemle köye gideceğim gibime geliyor. Sana kaç kere söyleyeceğim? Seni ancak bu evden ben gönderebilirim. Esrah mı? Esrah tabii. Sen benim ikiz kardeşim değil misin? He? Zekala Seynan Metin Akpınar gibi. Peki ben senden önce doğmadım mı? Doğdun. E bu durumda ikiz de olsak ben senin ablan sayılıyorum. Evet. E tamam. Küçükler de ablalarının sözünü dinlerler. Ve ikinci bir emre kadar senin bu evden gitmeni yasaklıyorum. Canım kardeşim benim. Günaydın. Kız, bu saatte kalkılır mı? Sen hiç köyde neyin filan terbiye almadın mı? Kız yoksa beni kandırmak için mi yapıyorsun? Ne yapayım canım, şehirde adet böyle. Git. Bana şehir adetlerini sen mi öğreteceksin? Ben bir fiil Almanya'da 15 senedir Mönchengladbach'da yaşıyorum. Verstehen? Aman, Stehen, Mitehen, ne diyorsun ben anlamıyorum seni. Buyurun. Ay pardon, yanlış geldik galiba. Yonca'nın evi bir kat aşağıda mıydı? Bilmem kardeşim. Yok canım, Yonca'nın evi burası. Ben de Gonca, beni tanımadınız mı? Aa, sana ne oldu böyle kızım? Ne olmuş? Aa, ne olacak canım? Her zamanki hali. Anneciğim geçsene içeri. Yok hayır, biz oturmayalım. Bu akşam Bodrum'a gidiyorduk, ona haber verelim dedik. Evet. Bodrum İstanbul uçaklayın kaç euro? Bilmiyorum efendim. Şey, diyordum ki sen de gelsen. Hafta sonunu geçirip dönerdin. Ay çok isterim anneciğim ama çok işim var. Sen bilirsin yavrum. Halis, biz gidelim. Gidelim kardeşim. İyi günler. Bir ara neler olduğunu anlatırsın artık. Merak etme anneciğim. Goncacığım, hadi gel biz de gidelim artık. He. Nereye kız? Benim kendi iş yerime. Senin iş yerinde mi var? He, kardeşimin iş yeri vardı, ben oraya ortak gitti. Bakalım ne işiymiş bu. Müstakbel karımın iş yeri benim de iş yerimdir. İyi kazanıyorsunuz mu bari? Ayda kaç euro geçiyor elinize? He işte. Birkaç çorba parası geçiyor. Evet, işte burası da bizim iş yerimiz. Aa, sizin iş yeriniz burası mı? Ne iş yapıyorsunuz? Vallahi ben normalde mankenlik yapıyorum ama boş zamanlarda da böyle kardeşime yardım ediyorum. Evet. Madem senin iş yerin burası, birkaç iş buyur da görelim bakalım. Hadi. Şimdi görürsün. Şişt, bak bakayım, gel buraya. Gel dedim. Bana oradaki dosyaları getir. Hangi dosyaları? Yazısı bol olan dosyaları. Hadi yürü git. Peki efendim. Bu ne iş yapıyor? Sakın deme. Ama o laplopçu. Laplop? He, cahil. Bilmiyor musun laplop? Kızın dizinin üstünde yazı yazma makinesi var ya, o işte. Taştın. Laptop. Wunderbar, wunderbar. Kızım. Buyurun efendim. Bana bak. Bugün laplopların iyice silinmesini, çifle camlarının pırıl pırıl olmasını istiyorum ha. Tamam mı? Tabii efendim. Buyurun, biz odamıza geçelim. Geç kardeşim. Buyursun. Bunlar kim Yonca Hanım? İş hayatının geleceği için şu andan itibaren konuşma Şepoy. Kim bu katana? O mu? O benim sekreterim. Siz burada biraz bekleyin. Bizim girmemiz gereken bir toplantı var. Defile ne zaman? Yakında, çok yakında. Çık. Bu hanım kim Yonca Hanım? Aa, kız ben Gonca Yonca'nın kardeşi, tanımadın mı? Aa! Bu imkansız. Nasıl değişmiş değil mi? Vallahi çelik de değişti ama... Bunun yanında soda sıfır kalır yani. Bırak şimdi çeliği de beni iyi dinle. Bu adamı biz gelene kadar ofisten dışarı çıkarmayacaksın, tamam mı? Heh, gerekirse yiyebilirsin de çekinme. Hadi yürü gidiyoruz biz. Vallahi hiçbir şey anlamadım.
Eğer anladıysam çikolata renkli sekreter olayım yani. Çok şükür Ayhan buradasın. Hoş geldin şekerparem. Kıyafetleri getirdin mi? Yardımına ihtiyacım var. Hanımefendiyle beni tanıştırmayacak mısın? Ah, Nasrettin Hoca boşuna iyi kurgum yedirmemiş. Çulları giydik, hanımefendi olduk, gördün mü? Biliyorsun zaten kardeşim Gonca. Kıyafetleri de onun için istiyorum. Aman Allah'ım, inanmıyorum. Dermişim. Vallahi imaj çalışmasını ben yapsam bu kadar şaşırmazdım. Güzel olmuş mu? Güzel de laf mı? Seni Best Model of Köylü Kızı yarışmasına bile sokarım vallahi. Bize yardım etmen lazım Ayhan. Gonca'nın acilen bir defileye çıkması gerek. Vallahi bu haliyle çıkar. Aa, ben ciddiyim. Ciddi misin? Yani ciddiyim derken ciddi misin? Hem de çim ciddi vallahi. Bakın kızlar, bu Gülben Ergen'le Hülya Avşar'ı barıştırmaktan bile zor vallahi. Ya hayatım sana bağlı halkalı şeker. Bunu yapsan yapsan sen yaparsın hadi. Tamam kızlar tamam. Bir şeyler yapmaya çalışacağım. Umarım artık inanmışsınızdır. Podyumda görmeden inanmam. Size de laf anlatmak yani. Ne zaman çıkacak? Defile birazdan başlayacak. Bak sana söylüyorum. Eğer gerçekten mankense bu iş burada biter. Daha şehre geleli bir ay oldu amma da değişmiş. Gel kız bakalım şöyle. Aa, vallahi çok güzel olacak. Yok anam git, ben bunu giymem. Aa, o niye? Bunu giyersem içim gözükür. Evet, transparan ama giymek zorundasın. Niye zorundaymışım? Çünkü bu transparan kıyafetlerin sergilendiği bir defile de o yüzden. Katiyen olmaz. Aman Allah'ım, şu düştüğüm hale bak. Sanki Claudio Schiffer çıksın diye yalvarıyorum. Ben anlamam kardeşim, bunu giyersem her bir tarafım gözükür benim. Tamam tamam, yapacağız bir şeyler. Hayır, Toygar Turan avantgard şeyleri yapmayı sevdiği için çıkmanı kabul etti ama... bu durumda ne yapacak bilmiyorum. Hadi kızlar, hazır mıyız? Son 30 saniye. Aman Allah'ım, şimdi ne yapacağız? Defile bitti. Nerede Gonca Hanım? Bak ben bu... Biliyordu. Bana oyun ettiğinizi biliyordu. Benim kardeşim en iyi manken olduğu için en son çıkıyor. Sahiden mankenmiş. Kusura kalmayın ama yani benim böyle modern bir kadınla işim olamaz. Biz sizi tutmayalım o zaman. Hay Allah. Nayon bile eline su dökemezdi. Aman kim ne su dökerse döksün. Ben o ayıdan kurtuldum ya, ona bakarım. Aha. Gelen Uşenk'tir. Tabii. Olaylar onun duyma sınırının dışında geliştiği için merak ediyordur tabii. Gel ona bir oyunbazlık, bir şeytanlık yapalım. Anam gene gelmiş. Ne var, ne istiyorsun? Ben düşündüm taşındım. Almanya'ya eli boş dönmek olmaz. Benim beşik kertmemde şehirli olduğuna göre kaderde şehirliyle evlenmek varmış. Ben seni alayım Yonca. Hem sen ondan daha uzunsun, daha boylu poslu gösterişlisin. Ne dersin?